Küçük Güzeldir ekibi olarak bu kez durağımız Girne. Ayorgi, Karaolanoğlu bölgesinde sahil kenarında yer alan Riviera Beach Bungalow. Girişten itibaren saklı bir cenneti andıran bu tesis, pek çoğumuzun ihtiyaç duyduğu dinginliğe, huzura ve konfora sahip. Bir restoran ile başlayan hikaye, kısa sürede 12 odalı bir otele dönüştü. Tamamen kurak olan bu alandan adeta orman yaratan aile, zaman içinde büyümeye devam ederek 52 odalı, havuz ve deniz alternatifleri bulunan kusursuz bir tesise dönüşmenin haklı gururunu yaşıyor. Biz buralara açıkçası güneyden geldik. 77 yılında başladık. Önceleri restoran binası vardı. Restoran binası Rum mal sahibinin restoranı ve gerisinde evi, konakladığı evi şeklindeydi. Biz onu restoran ve arka cephede otel odaları şeklinde 12 odaya dönüştürdük. Bunun paralelinde etraf ağaçlandırıldı. Kampçılığa başladık. Önceleri Riviera Mokam diye ismimiz geçerdi. Yıllar sonra 85-86'larda bu 9 tane bungalovu yaptık. İlerleyen yıllarda 13 tane daha, 6 tane daha, 12 tane daha, 12 tane daha derken toplamda 52 odaya ulaştık. Sahilimiz var, geri cephede havuzumuz var. Havuz niye geri cepheye konmuştur? Rüzgarlı, fırtınalı dönemlerde deniz kenarında olsa insan hem denize hem havuza giremeyecek diye havuzumuzu arka cepheye, ağaçların içerisine gizledik. Orada sezonu uzatma amacıyla, yani mevsim girişi, havalar soğuk ama kuytu bir bölgede millet güneşlenebiliyor. Aynısı yaz sonu için de geçerli. Sezon uzatmış oluruz düşüncesiyle arka cepheye yaptık. Yıllar itibariyle sıfır ağaçtan işte bugün bir orman gibi güzel bir tatil köyüne dönüştürdük. Mevcut restoranımızda sabah, öğle, akşam yemeği servisimiz vardır. Genelde biz otel müşterisine hitaben belli saatlere sınırlamışız biz bu olayı. Kahvaltımız 8-10, öğle yemeği 1-3, efendim, akşam yemeği sezona göre 7-9, 8-10 gibi ayarlanabiliyor. Tabii ki yerli halk için de bu saatler haricinde snacklarımız da mümkündür. Yani konaklamaya gerek yoktur, dışarıdan da misafirlerimiz gelebiliyor. En sıcak zamanlarda bile bu yeşilliklerin altında, bu asmanın altında burası pırıl pırıl eser. Güzel bir gün batımı var. Her günü, her saati yaşamak lazım buralarda.
COVID-19 salgını her turizm işletmesi gibi Riviera Beach Bungalow için de yepyeni, zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Otelcilikte her daim önemli olan temizlik ve hijyen artık hayati bir konuya dönüştü. Hiçbir pandemi bizi bu kadar etkilemedi. Yani tüm dünya neredeyse içine kapandı. Bütün sınırlar kapandı vesaire. Şimdi bu pandemi bize ne getirir, ne götürür? Pandemi maalesef KKTC'deki birçok işletmeyi ekonomik yönden yıpratmış durumdadır. Şu an biz faaliyetteyiz. Ancak içimizde her zaman korkular, endişeler. Ya bir ikinci dalga gündeme gelirse, yazın da bomboş, kışın da bomboş. Acaba seneye kadar ayakta kalır mıyız? Gibi gibi sorular her zaman aklımızın bir köşesinde. Pandemi sonrası müşterilerimize, misafirlerimize güvenli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Artık insanoğlunun yaşadığı her noktayı gerekli dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz. Hatta bir ozon jeneratörümüz var. Her odaya yarım saat ozon jeneratörünü çalıştırıyoruz. Mevcut herhangi bir bakteri, herhangi bir virüs varsa onları da yok edebilmek için. Son zamanlarda ülke turizminin geleceğine dair akıllarda tek bir soru var. Acaba bu salgın süreci yeni bir turizm modelini de beraberinde getirecek mi? Kitle turizmine ilgi azalırken bugüne kadar daha fazla yabancı turistlerin rağbet ettiği küçük işletmeler, geleceğin kalıcı tatil alternatiflerine dönüşebilecek mi? Çok güzel bir konuya değindiniz. Bizim de beklentimiz odur. Millet böyle hınca hınç dolu tesislere, kalabalık yerlere gitmeye çekinecekler diye düşünüyoruz. Nasıl ki ulaşımda tıklım tıklım otobüslere, uçaklara, trenlere binmekten kaçar olduğu insanlar. Onun benzerini de küçük dağınık işletmelere yönlenirler diye bekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 20 küsur dönüm bir arazimiz vardır. Odalar, konaklama üniteleri birbirinden uzak.
Yani bir site düşünün, herkesin kendi bahçesi, kendi balkonu, kendi terası falan. İnsanlar birbirinden yeterince uzak olurlar. Yani bizim gibi işletmeler avantajlı olur diye düşünürüz. Bekleyip göreceğiz. İnsanların musaklı cenneti tercih etmesi için aslında nedenler saymakla bitmiyor. Sadece şurada oturup huzur içinde kitap okumak bile bana yetiyor. Pandemi sonrası aldığımız önlemler, tedbirlerle gelecek olan misafirlerin sağlığı ön planda tutulmuştur. Dağınık bir yapılaşma olduğu için zaten insanlar sıkı pıkı olmayacaklar. Gönül rahatlığıyla gelebilirler.